Hocam diyabete geçelim programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bakın günümüzdeki insanlarda problem. Akşam lütfen şu tatlı yemekten uzak dursunlar. İnsülin direnç. Çünkü insanlar hareketsiz. Sabahtan akşama kadar oturuyorlar Hüseyin. İşten çıkıyor. Arabasına biniyor. Gene oturuyor. Yani hareket yok. İnsan yaratılışında hareket var yani. Şimdi burada özellikle insülin direnci. Bakın bayanlarda bir şikayet var. Tatlıya saldırıyorlar. Özellikle regli dönemlerinde gece kalkıp tatlı yiyorlar. Yiyecek tabii. Ancak gün içerisinde birdenbire bir tatlı açlığı başlıyor. Hipoglisemi değil ha söylediğim. Tatlıya karşı açlık hissediyor. İşte Serpil'in gösterdiği bu kadar yasemini alacaksınız. Bir bardak suda 7-8 dakika kaynatın. Mis gibi de kokuyor ve sedatif de etkilidir. O şeker açlığınız ortadan kalkacak. Kriz geldiği anda. Evet, baktınız ki özellikle regli döneminde denesinler. O regli döneminin dışında da erkeklerde ve bayanlarda şeker açlığı oluyor, saldırıyor. Hemen gidiyor oradan bir tane işte karamel, maramel ne varsa. Evde ne varsa. Evet, hemen onu tüketiyorlar. Bir de içinde şey var, bu sentetik şeker, yapay şeker var, kilo almayayım diye hesaplıyor ya kafasına göre. Halbuki çok daha kötü oluyor. Evet, bakın bu yasemin, değerli izleyicilerim, inanın bu bir müjde gibi. Yani şeker açlığınızı ortadan kaldırıyor. Mesela akşamları insanlar tatlı yemek istiyor. Lütfen şu mübarekten alın bir tutam. Bir bardak, şu kadar çay bardağı da olur. Suda bunu 6, 7, 8 dakika en fazla kaynatın. Ilıyınca süzün ve yudum yudum için. Hem sedatif etkilidir, hem sizi sakin uyutur. Günde 2 tane, 3 tane çok rahatlıkla içersiniz. Ve migren, bak migreni olanlar şöyledir migrende. Ya hocam çikolata açlığım başlanınca bilin ki benim migrenim tetikleniyor diye. Mübarek çikolata açlığını hissediyorsun o zaman önceden bu Yasemin çayını evet